Inter olsun, Manchester City olsun hep en fazla yaratan takımlar olmuştu. Dediğiniz gibi bu hataları yapmamamız lazım ama daha oyuncuların çalışması gereken, gelişmesi gereken çok noktalar var. Ve henüz çok da fazla birlikte bu konuları çalışma fırsatımız olmadı. İlk 30 dakika çok iyiydi. Ondan sonra oyun bitti diye düşünüp konsantrasyonu yitirdiğimiz zaman işte o zaman hatalar çıktı ortaya. Çalışma ihtiyacımız vardı ama çalışacak zamanı alamadık. Hatta ilk 30 dakikada 4 gol atamamış olmamız. Eğer atmanız gereken golleri atmazsanız rakibiniz o zaman golleri atar ve oyunu yakalar. Biz 30 dakika sonunda maçın bittiğini düşündük. Ama işte bu futbolun içinde olmaması gereken bir şey. Önce şunu söyleyeyim, gazeteleri okumuyorum. Dolayısıyla kritikler beni çok fazla etkilemiyor, farkında değilim onların ama diğer taraftan çok da iyi oldu böyle başladık. Umut da hem çok iyi oynadı hem takım için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Eksi bana tek şeyi koydu. Önce şunu söyleyeyim. Çok fazla gol atacaksınız ve çok az gol yiyeceksiniz. Önemli olan bu. Biz golü atıyoruz. Şu anda yememe konusunda biraz sıkıntılarımız var. Onu geliştirmek için biraz çalışmamız lazım. Böyle konsantrasyon eksiklikleri yaşamamamız lazım. Golleri görmememiz lazım. Snyder konusuna gelince de benim de bir ağrısı vardı. Ondan dolayı önden çıkarttık. Bekim abi çok büyük bir oyuncuydu. Çok iyi bir insandı. Tahmin ediyorum o da çok iyi bir liderdi. Oynadığı zamanlarda o da takımı bir şekilde böyle toplayıp konuşmalar yapmıştır. Ben de oyuncuyken bir liderdim ve ben de takıma böyle konuşmalar yapardım. Dolayısıyla Drogba da bu türlü bir oyuncu olduğu için takıma da bunları yapması çok önemli. Umuyorum diğer takımdaki diğer arkadaşlar da bu şekilde davranırlar. İyi akşamlar.